genel teknik dokümantasyonları nasıl oluşturulduğuna ve Arbortext Editor ve Styler yazılımlarının kullanımına genel bir bakış atacağız. Bu arada herhangi bir bağlantı sorunu ya da ses gelmeme gibi durumlar olursa da lütfen aşağıdan belirtin. Hemen müdahale edelim. İsmim Onur Kılıç, informatik PLM firmasından hem PLM uzmanı olarak hem de Arbortext uzmanı olarak çalışıyorum. Bazılarınız tanıyorsunuz, bazılarınızla daha önceden tanışmıştık. Bazı aramıza yeni katılan arkadaşlar da var. Bugünkü genel konumuz dediğim gibi teknik dokümantasyon, teknik dokümantasyonların nasıl oluşturulacağı ve bunları Arbortext yazılım üzerinden nasıl yöneteceğimizi göreceğiz. Şimdi bir teknik yazarlığa bakarsak, PTC'nin teknik yazarlık konusunda tabii ki birçok ürünü var. Genel söylevi olarak Arbortext'in yarat, yönet ve yayınla şeklinde 3 tane aşaması var teknik yazarlıkta. Yarat kısmında dokümanlarımızı yarattığımız kısım. Bu tabii ki ilk dokümanlarımız. Doküman kaynaklarımız daha önceden CAD tarafından geliyor. Çünkü 3 boyutlu yaptığımız tasarımlar, işte 2 boyutlu teknik resim çizimleri, sonuçta bunlar bizim yaptığımız teknik dokümantasyonlardaki işte servis manuelleri olsun, eğitim kitapçıkları olsun, son kullanıcı kitapçıkları, kullanım kılavuzları olsun. Hepsinin sonuçta gelen kaynağı bizim şirketlerimizdeki Ar-Ge bölümlerinden ya da dışarıdan temin ettiğimiz, satın aldığımız yedek parçaların yine tasarım manuelleri, görselleri gibi datalar. Bu datalar hepsi yarat bölümünden bize tabii ki ulaşıyor. Biz bunları PTC ailesinin Creo Illustrate ve Arbortext IsoDraw yazılımlarıyla çeşitli görselliklerde oluşturabiliyoruz. Şimdi bu durumda bu teknik dokümanları yaratırken tabii ki uygun olan data türünü kullanmak çok önemli. Mesela aldığınız bir datanın, aldığınız bir teknik resim çiziminin vektörel bir çizim olması. Çünkü çözünürlüğünü değiştirdiğinizde ya da dokümanı büyüttüğünüzde, küçülttüğünüzde görüntü kaybının olmaması için önemli bir özellik. Bunun için genelde biz vektörel çizimli dataları kendi kılavuzlarımızda, kendi teknik dokümanlarımızda kullanmak istiyoruz. Örneğin bir JPEG ya da normal bir PDF dosyasını alır da teknik dokümanımızın içine koyduğumuz zaman, birazdan göreceğiz Arbortext'te editör ve styler'ın içerisinde nasıl fark ettiğini doküman yapısının. Dokümanı otomatik olarak styler bir boyut ayarladığında, eğer o doküman o boyuta yeterli seviyede çözünürlük veremiyorsa, bu durumda görüntülerinizde bozulmalar olacaktır. İstemediğiniz görüntüler oluşacaktır dokümanlarınızda. Bunları engellemek için mümkün olduğunca vektörel çizimli dokümanlar kullanmamız önemli. Bunların da işte 3 boyutlu çıktılarını ve 2 boyutlu çıktılarını Creo Illustrate ile hazırlayabiliriz. Sadece 2 boyutlu çıktılar kullanıyorsak da IsoDraw'da hazırlayabiliriz. Ama bizim bugünkü konumuz Arbortext Editor ve Styler olacak. Altında da yazdığı gibi XML yönetimi yapan bir yazılım Arbortext. Yönetim yayınlama kısımlarına bugün girmeyeceğiz. Şimdi XML bazlı doküman yönetimi dediğimiz zaman önce bir XML'in tanımını yapmamız gerekiyor. XML nedir? XML nasıl bir doküman yapısıdır? Neleri kapsar? Ne özellikleri vardır? Bunlara bakacağız. XML dediğimiz yapı Extensible Markup Language diye bir açılımı olan bir, nasıl diyelim, genişletilebilir işaretleme dili aslında açılım.
Türkçe olarak bakarsak genişletebilir. İşaretleme dili. İşaretleme dili nedir? İşaretleme dili şudur. Bunu bir programlama dili olarak görmeyin. Sadece datalarımızı işaretleme yaptığımız, yani datalarımızın içinde olan bilginin durumunu belirten yapılar. Neleri kullanıyor bu tanımlarken XML? Bizim tag veya etiket dediğimiz tanımlayıcı ön bilgiler sağlıyor bize. XML'in ilk geliştirilmesi, HTML'in de geliştiricisi olan aynı kişi tarafından geliştirilmiş ikisi de. XML'in geliştirilmesi yine bir avukatlık bürosu sanırım içerisinde çoklu doküman yönetimi yapılırken karşılaşılan zorlukları yenmek için ve bu dokümanların birbirleriyle kolay bir şekilde ortaklaşa görüşebilmeleri için ortaya çıkarılmış bir yapı. XML dediğim gibi taglerden yani etiketlerden oluşur. Ve içerisinde bizim verdiğimiz bu bir paragraf olabilir, bir yazı, herhangi bir bilgi olabilir. Bu bilgiyi saklar. XML'in güzelliği şudur. XML tamamen dünya tarafından kabul edilmiş bir standarttır. World Wide Web Consortium dediğimiz W3C diye geçen konsorsiyum tarafından standart olarak kabul edilmiştir. XML'in dediğim gibi daha fazla bilgi isterseniz XML hakkında şöyle yapabiliriz. Buradan çıkalım. World Wide Web Consortium'un sitesi şu şekilde W3.org. Buraya geldiğiniz zaman Standards bölümünden burada XML teknolojiyi görüyorsunuz. Buraya geldiğinizde de XML hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Burada da işte örnekler, XML nedir, nasıl kullanılır, genel bir tanıtım yapıyor ve standartlarını belirtiyor burada. XML'in HTML'den farkı ise XML'deki etiketler, HTML'deki etiketler tanımlıdır. Belirli bir sınır vardır, belirli etiketler vardır ve sadece bu etiketleri kullanmak zorundasınız. Fakat XML'de bu şekilde değil. XML'de istediğiniz gibi kendi etiketlerinizi oluşturabilirsiniz. Bu etiketleri tanımladığınızda kendi XML dilinize bunun herhangi bir yerde sizin doküman yapınızı teslim ettiğiniz bir yerde dataları başka programlar, başka sistemler üzerine kullanabilirsiniz. Şöyle bir bakalım XML'in nelerden oluştuğuna. Aslında XML bir içeriği, data modeli ve dil stil dosyalarından oluşuyor. Üç tane bileşeni var. Birincisi o etiketlerle dediğimiz birbiri işte tag dediğimiz yapılarla içeriği oluşturduğumuz kısım. İkincisi bu XML'in bir kuralı olması lazım. Mesela biz işte bir öğrencilerin bilgisini saklamak istiyoruz. Bir data içerisinde, bir XML yapısı içerisinde. Bu öğrencilerin numaraları olsun, isimleri olsun içeriye bir programda kullanacak olabiliriz. Bir veri tabanına atacak olabiliriz. Ya da bir sitede yayınlayacak olabiliriz. Sonuçta elimizde bu bilgilerin bir şekilde bir yerde yazılı olması lazım. İçerik dediğimiz kısmı yani XML uzantılı dosyalar bizim işte bu taglerimiz ve etiketlerimizle beraber bilgilerimizi tuttukları kısım. Data modeli dediği bileşen ise bu yapının nasıl oluştuğunu yani bir XML'in yapı kuralını oluşturan dosyalar bizim data modelimizi oluşturuyor. Bunlar Document Type Definition denen DDT dosyaları olabilir ya da XML şema dosyaları olabilir, XXD'ler. Bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Bu da şunu sağlayacaktır bize. Mesela işte öğrenci örneğinden devam edersek, işte öğrenciler bölümünün altına işte öğrencinin numara tagi gelmelidir.
Onun altına adı, onun altına soyadı gelmelidir. İşte mesela atıyorum adı hanesi iki kere üst üste kullanılamaz bir öğrenci için gibi. Bu kuralları belirlediğimiz doküman yapılarına da biz data modeli diyoruz. Ve XML bileşeninin son aşaması da style sheet dediğimiz stil dosyaları. Bu da bize dokümanımızın nasıl gözükeceğini, yani bir çıktı aldığımız zaman, normalde direkt ihtiyacımız yok bir stil dosyasına. Bir çıktı aldığımız zaman bu dokümanı herkesin görebileceği bir dosya formatına dönüştüreceksek, PDF gibi, HTML gibi web sayfalarına göndereceksek, aldığımız XML dosyasının bize görüntülerini, işte resimler hangi boyutta olacak, dokümanın neresine gelecek gibi yapıları ayarladığımız stil dosyalarımız var. XML'e biraz daha detaylı bakacağız birazdan. İşte sağda gördüğünüz kısım XML örneği. Dediğimiz, bakın, etiketlerden oluşuyor. Mavi gösterdiğimiz kısımlar etiketlerden oluşuyor. Sol tarafta da bir şema dosyasının yapısını görüyorsunuz. Şema dosyası, dediğim gibi, bu XML'in içeriğinin nasıl bir yapıda olacağını, nelere izin verip nelere izin vermeyeceğini bize belirten dosyalar. Şimdi bir kurum olduğunuzu düşünelim. Veri alacaksınız başka bir kuruluştan. Tamamen farklı programlar kullanıyorlar. Ama siz XML şemanızı ve gerekli XML dosyanızı o firmaya verdiğinizde, o firmanın aldığı, size gönderdiği veriyi bu XML yapısına uygun, bu şema dosyasına uygun bir şekilde yapıp gönderdiyse, siz direkt bunu kendi iç sistemlerinizde alıp kullanabilirsiniz. Şimdi örnek olarak isterseniz bir XML, küçük bir XML dosyası oluşturalım. XML dosyalarını oluşturabilmeniz için aslında herhangi bir özel bir yazılıma ihtiyaç duymuyoruz. Nasıl bir programlama dilini yazarken ihtiyaç duymuyorsanız, biz de herhangi bir text dosyası içerisine direkt XML dosyamızı oluşturabiliriz. Şimdi öğrenci örneğinden gitmiştik. Mesela biz bir veri tabanı yapıyoruz öğrencilerle alakalı. Dediğim gibi taglerin belirli birkaç küçük kuralı var. Öğrenciler. İlk tagimi açtım. Bunu kapatıyorum. Şu şekilde. Her tagin bir de karşılığında bitiş tagi olmak zorunda. Her etiketin bir kapanışı var. Kapanışı da şu şekilde yapıyoruz. Bu da bir kapanış tagi. Genel kural olarak her XML dosyası bu iki tagin arasında olmak zorunda. Şimdi öğrenciler tagini açtıktan sonra ben içine hangi bilgileri gireceğimi artık yazabilirim. Bakalım, şimdi öğrencimize bir numara atayalım mesela. Öğrenci numara diyorum. Şimdi burada biraz attribute kısımları da var. Onlara çok girmeyeceğim. Derim 7374 numaralı öğrenci olsun. Tagini kapatalım. Bundan sonra adını ekleyelim. Adı Onur diyorum. XML'de boşluklar önemli değil. Yine de şey yapalım, boşlukları görmez. Adı tagimizi kapatıyoruz. Bir de soyadı ekleyelim en son.
Şimdi dikkat ederseniz şurada bir öğrenci tag'i açmıştım. Bu tag'e aslında bir attribute adadım, bir numara verdim ve bu tag'i de kapatmam gerekiyor. En son öğrenci tag'ini de kapatıyorum. Bu şekilde oluşturdum. Bu yapıyı kullanarak artık istediğiniz kadar öğrencilerin içerisine öğrenci oluşturabilirsiniz. Mesela Sercan'ı oluşturalım. Yeni bir öğrenci oluşturmuş oldum XML'im içerisine. XML bu şekilde bilgileri saklayacaktır. Öğrenciler içerisinde artık çeşitli iki tane öğrenci var ve bu öğrencilerin de ad ve soyad bilgileri data içerisinde tutuluyor. Şimdi XML tabii ki bir veri tabanı kadar etkili değil. Genelde kullanılmaz veri tabanı olarak ama tabii ki kullanabilirsiniz. Ama sıralı okuduğu için XML genelde baştan aşağı doğru okuyacaktır. Sıralı okuma yapacaktır ve genel nokta atışı sorgu yapması biraz daha yavaş olduğu için veri tabanı uygulamalarında pek kullanılmaz. Bu şekilde olacaktır genel bir XML yapısı. Şimdi mesela örnek bir XML'e bakalım. Mesela bu Arbortext'le oluşturulmuş bir XML dosyası. Bunun bir çıktısını alıyorum hemen. Bir save as diyelim. Bunu masaüstümüze alalım. Bunu direkt bu şekilde de açabiliriz. Gördüğünüz gibi tamamen tabii ki biraz daha fazla buradaki veri bilgisi içerisinde ama genel yapı XML yapısının aynısı. Çünkü zaten XML bu dosya. Bakın tagler var ve tagler arasında çeşitli bilgiler girilmiş. Teknik dokümantasyonda XML yönetiminde bu şekilde tagler arasında veri girişi yapılıyor. Şu yukarıda da XML'in hangi versiyonu ve eğer namespace varsa ve namespace'i gösterir size ve hangi az önce bahsetmiştik ya Document Type Definition'lar yani DTD dosyaları o XML yapısının kurallarını oluşturacaktır. Biz de burada bu dokümanın hangi DDD üzerinde çalıştığını yani hangi kurallara uygun olarak yazıldığını buradan görüyoruz. Ve bu kurallara göre herhangi bir XML yöneticisi programda kontrol edilebilir ona uygun olup olmadığı. Herhangi bir sıkıntı varsa bu yapılan yapıya göre sistem hata verecektir. Şimdi sunumdan şöyle devam edersek gördüğünüz gibi XML dosyalarının kendi üzerinde bir görüntüsü yok. Az önce de gördük. Herhangi bir görüntü yapısı içlerinde barındırmıyorlar. Peki biz bu bir paragraf yazdık. Bu paragrafın işte nasıl gözükeceğini, sayfanın neresinde olacağını ya da bir resim ekledik. O resmin nasıl gözükeceğini neye göre ayarlayacağız? İşte o zaman stil dosyaları devreye giriyor. Style sheet dediğimiz dosyalar devreye giriyor. Ve XML herhangi işte hangi pro yazılımı kullanıyorsanız bir çıktı almaya çalıştığınız zaman bu PDF olabilir. Bir HTML dosyasına olabilir, bir web sayfasına. Mesela işte cep telefonlarının dokunmasını istiyorsanız EPUB dokümanı olabilir. Neye çıktı alacaksanız ona göre hazırlanmış bir stil dosyasıyla beraber çıktı alabilirsiniz. Stil dosyaları birden çok çıkışa imkan verebilir. Mesela hem PDF'e aynı XML ve stil dosyasıyla hem de HTML'e çıkış verebilirsiniz. Şimdi artık
Tabii ki XML ile bir belge yönetimi yapıyorsak ve XML ile oluşturuyorsak dosyalarımızı, artık ne yazdığımızla çıkacak görüntünün ne olacağı farklı olacak. Çünkü biz işte bugün herhangi bir çalışan şirkete gittiğinizde %99,9 kullanıcılar Word kullanmayı biliyorlar. Ama işte bu alışkanlık bizde şöyle bir şey yaratıyor. Word üzerinde hem stil dosyaları, yani ayrıca bir stil dosyası olmadığı için ne yazarsanız onu görüyorsunuz Word dokümanında. Sizin bir doküman hazırlıyorsunuz ve bunu çıktı aldığınız an ya da PDF'e çevirdiğiniz an Word'de gördüğünüz görüntü neyse, aldığınız PDF'de ya da bastığınız kağıtta da görüntü aynı olmasını beklersiniz. Bu geleneksel yöntemde XML biraz daha farklı. Bu alışkanlığı değiştirmeniz gerekiyor XML'de. Artık elimizde XML parçaları var ve bu XML'ler ayrı stil dosyalarında çıktı alabiliyorlar. Ve biz XML girişi yaparken genelde nasıl bir çıktı alacağımızı görmemiş oluyoruz. Bunun tabii ki iyi yanları var. İyi yanları ne? İşte bileşenlerimizi tekrar tekrar kullanabiliyoruz. İstediğiniz XML'leri tekrar parça halde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir değişikliğe gitmek istediğiniz zaman dokümanda yaptığınız değişiklikler çok daha hızlı ve etkili bir şekilde olabiliyor. Ayrıca stil dosyasına erişim istemediğiniz kişiler, mesela işte teknik bir mühendis veri girişi yapacakken, onun siz teknik dokümantasyon uzmanı olarak mesela ya da teknik yazar olarak sizin stil dosyanızda değişiklik yapmasını, sizin görünümünüzü değiştirmesini, onu oraya bunu oraya çekmesini ya da görüntülerin yer değiştirmesini istemezsiniz. Oradaki teknik kişinin amacı aslında sadece veriyi girmektir, teknik bilgiyi girmektir. İşte XML'in bir avantajı da o. Siz dokümanı XML parçalarını oluşturmak üzere teknik ekiplere yönlendirdiğiniz zaman hiçbir şekilde stil konusunda herhangi bir kaygınız olmayacaktır. Onlar sadece veri girişini yapacaklardır içeriye. İçeride herhangi bir değişiklik yapmaları birazdan editörde göreceğiz. Stil dosyası sizde olduğu için ya da standart bir stil kullandığınız için bir önemi olmayacaktır. İşte bu neyin önüne geçecek? Sizin tamamen bir şirket standardınız oluşmuş olacak. Oluşan dokümanlarda yarattığınız tek stille beraber bütün dokümanlarınız o stile uygun çıkacaktır. İşte tablolarda kaymalar, bir dokümanda güncelleme yapıp diğer dokümanda yapılmama gibi hatalar oluşmayacaktır bu şekilde. Bakın burada da dediği gibi hem de aynı kaynaktan birçok çıktı da alabileceğiz. Diğer geleneksel yöntemlerde Word'de mesela böyle bir imkanımız yok. Hani aynı kaynaktan değişik stillerde ve değişik görünümlerde ve değişik içeriklerde hem de aynı zamanda çıktı almamızın imkanı yok. Yeni bir dosya, yeni bir belge oluşturmamız lazım. Her kullanacağımız doküman tipi için. Şimdi Arbortext editöre geçeceğiz. Arbortext editör, işte bu anlattığımız XML ve style dosyalarının yönetimini sağlayan bir yazılım. Editör, XML'in oluşturulma kısmı ve bu XML'in düzenlenmesi kısmında görevli. İşte o stil dediğimiz style sheet görünümlerini oluşturan kısmı da Arbortext Styler dediğimiz. Gerçi iç içeler zaten, herhangi bir ayrı bir kullanımları yok. Styler dediğimiz bölümü yapıyor. Şimdi isterseniz canlı olarak bir bakalım Arbortext Styler nasıl bir yapı, nelerden oluşuyor. Bu arada buraya kadar sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Varsa yazabilirsiniz. Ben editörü açana kadar onlara bakalım.
Hatta baştan açayım komple. Tamam, herhalde yok sorumuz. Şu an devam ediyorum. Vertex editörü açtığınızda karşınıza normal bir Word ekranı gibi bir ekran gelecektir. Genel kullanım toolbarlar ve yapı olarak zaten benzer. Hani yabancılık çekmeyeceksiniz herhangi bir geçişte kullanırsanız XML dokümanını. Şimdi bir tane Docbook açalım örnek olarak. Şimdi Docbook dediğimiz dosya türü Arbortext'in de desteklediği genel bir kitap oluşturma doküman türü aslında. Yine XML bazlı. XML dokümanlarını kullanıyor. Ama yapısal olarak, yani o kurgulanması DDD'sine bakarsanız, yapısal olarak genelde tam tek bir doküman içerisinde bir kitap oluşturmaya göre ayarlanmış. Onun için tagleri ve şeyleri buna göre oluşturulmuş bir yapı. Bakın, içerisine geldiğiniz zaman zaten şu an genel normal bir Word dokümanı yapısı gibi karşınıza çıkıyor. Aslında normal işlemlerin hepsi burada yapılabilir. İşte şu gördüğünüz sekmeler, işte sola yasla, sağa yasla, soldan ver gibi seçenekler çoğu zaman Word'le de aynı. Aynı işlemleri aynı şekilde Word'deki işlemleri işte Ctrl C yapıyorum şu an mesela. Gelip başka bir yere yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde copy paste'ler yapabilirsiniz. Dokümanlarınızın az bir şekilde de olsa, çok az da olsa bir izin veriyor editör kısmında düzenlemenize. Çoğu zaman styler'ı da düzenliyoruz ama çok ufak şeyleri, örneğin dokümanın nasıl diyeyim yazının işte kalın mı olacak, ince mi olacak, işte bold, italik böyle şeyleri ayarlayabilirsiniz. İşte bold olsun burası diyelim. Şuradaki yazı italik olsun. Ya da bu taraftaki altı çizili olsun gibi. Genel yazımla alakalı bölümleri yapabilirsiniz. Mesela şuradan paragraf ekleyip yeni paragraflarda oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi baktığınız zaman genel bir yapıda Word'den çok da bir metin işleme konusunda çok bir farkı yok. Herhangi bir kullanıcı hani Arbortext'e aşina olmayan bir kullanıcıya bu dokümanı gönderdiğiniz zaman hani teknik bir kullanıcı normalde Word kullandıysa zaten teknik bilgiyi girişini bu bölümlerden yapabilir. Zaten herhangi bir stil oluşturmayacak. Normal sadece veri istediğimiz için kendisinden. Hiç kafasını da diğer şeylere yormayacak. İşte resim nasıl olacaktı, nereye gelecekti tam gibi şeyler olmayacak. Resim istediği zaman normal herhangi bir Word'de kullanıyormuş gibi dokümanı gelip insert grafik deyip resmini seçip bekleyecek. Buradan devam edecek. Ya da herhangi bir tablo istiyorsa tablosunu ekleyip buraya tablo bilgilerini girecek ve devam edecek. Burada tablonun stilini de düşünmesine gerek yok. Tablonun nereye nasıl yerleşeceğini de düşünmesine gerek yok. Hepsi stil dosyası tarafından zaten ayarlı olacak. Burada teknik kişilerin yapacağı tek şey içerisine bilgileri girmek. Bakın şöyle bir şey de yapabilir. Eğer okuma sıkıntısı varsa yazıları göremiyor diyelim. Mesela tuttu yazı boyutunu büyüttü buradan. Bunu istediği kadar büyütebilir. Bunun dokümandan alınan çıktıya hiçbir etkisi yok. Yine doküman stil dosyasında nasıl ayarlanmışsa, hangi puntoyla neler ayarlanmışsa o şekilde şeye gidecektir. Çıktıya gidecektir. Burada
Dediğim gibi sadece kullanıcı istediği gibi burayı değiştirebilir, kendine göre ayarlayabilir. Nasıl rahat ediyorsa burada teknik işte size bilgi girecek arkadaşları rahat ettirmek de tabii ki önemli programda. Nasıl yapıyorlarsa, nasıl istiyorlarsa o şekilde veri girişini yapabilirler buradan. Oynayabilirler burada, daha doğru bir tabirle istedikleri gibi. Sonuçta çıktı, sizin stil dosyanızdaki istediğiniz şekilde olacaktır. Şimdi bu zamana kadar hiç tag görmedik. Dediğim gibi normal tagsiz de Arbortext editörle çalışabilirsiniz bu şekilde. İsterseniz bir de tag görünümüne bakalım. Buradan tagleri göster dediğiniz zaman bakın artık tagleri görüyoruz. Arkasında bir XML yapısı var. Bakın paragraflar para tagiyle burada ayrılmış. Legal notisin bir altında. Tabii bunlar şu an DocBook kullandığımız için DocBook doküman tipinin o type definition dosyasına göre oluşmuş yapılar. Bakın burada ben bold'u vermiştim ama bakın tag yapısını da hemen sistem bu şekilde koymuş. İçerisine bak paragraflarda, tablolarda XML dediğim gibi herhangi bir grafik bilgisi sağlamıyor içeride. Herhangi bir stil bilgisi sağlamıyor. Sadece bunun bakın bir informal table olduğunu belirtiyor. Gerisini stil dosyası yapıyor. Eğer informal table'ı gördüyse ne yapacağına stil dosyası karar veriyor. Biz burada sadece bilgilerimizi giriyoruz. Mesela bu renkleri, görünümleri de otomatik olarak değiştirebilir. Mesela bakın burada bir numara Arbortext editör demiş. Bu sistem bunu bir numarayı otomatik olarak vermiş. Ama benim için şu an editörde çalışan biri için yeşil çok kötü bir renk olabilir. O zaman gelip ayarlardan mesela bu rengi değiştirebilir. Değiştirelim mesela. Generated tekstler, bunlar oluşmuş tekstler. Mesela ben kırmızı istiyorum dedim bunların görünümüne, bu numaralandırmaların falan. Bakın geldiğim zaman artık bende kırmızı gözüküyor. Ama dediğim gibi bu tamamen editörün görünüm yapısıyla alakalı bir durum. Siz bunu çıktı aldığınız zaman yine stil dosyasında nasıl bir ayar varsa ona göre yapılacaktır. Tamamen editör kullanıcısının kendi görünümüyle alakalı bir durum. XML dediğim gibi en azından bu şekilde bir genel kanı oluştuğunu düşünüyorum şu an XML tarafında. Bakın burada listeler, liste itemlar da bu şekilde. Ve numaralandırmaları da sistem otomatik yapmış. Tabii ki bunların hepsi yine değiştirilebilir ve kastimize edilebilir şeyler. Sol tarafta bir ağaç görüyoruz. Yine burada Word'den ve diğer kelime işleme yazılımlarından ayrılan bir nokta var. Arbortext dokümanlar arasında bir ağaç yapısı ve hiyerarşisi kullanabiliyor. Şimdi bunu kapattığımızda şöyle tagleriyle şöyle bir kapatalım. Bakın chapter bölümleri var. İşte kitabın başlığı burada. Alt başlıklar var. Kitap bilgisi bölümü var. Ve altında da çeşitli chapter bölümler var. Mesela bu yapıyı şöyle kullanabilirsiniz. İşte dokümanınızda mesela bu chapter'ı burada istemiyorsunuz da features'ı mesela key benefits'in üstünde istiyorum. O zaman direkt buradan tutup bakın şöyle çektiğim zaman eğer benim bunu ilişkilendirebileceğim bir yer varsa bana faremin üstünde görebiliyor musunuz? İnşallah görüyorsunuz. Şöyle bir yeşil bir tik oluşuyor. Eğer atamadığım yer varsa kırmızı işareti görüyorum. Bakın ben bunu 2 numaraya almak istedim. Şu an 1'e aldım gerçi features'ı. 1'e aldığım zaman bakın direkt numarası da değişti bölümün. Ona göre bütün bölüm buraya geldi içeriğiyle beraber. Bunları diğer tagler içinde yapabilirim. Mesela bu sectionlar var bölümlerin içerisinde. Bu sectionları da istediğiniz gibi yerlerini değiştirebilirsiniz. Bu section şuraya gelsin mesela gibi. Otomatik numaralandırma ve sistem hiçbir şekilde kaymadan
doküman yapısını koruyacaktır. Bu şekilde de hızlı bir şekilde dokümanınızı düzenleyip çıktıya şimdi bu DuckBook bir dosya tipiydi. Bir de genel kanıda görmüş DITA dediğimiz yine XML tabanlı oluşturulmuş bir doküman yapısı var. XML'de şu an daha önceden IBM tarafından oluşturulmuş bir dosya yapısıydı. Daha sonra OASIS'e devredildi ve OASIS şu an desteklemeyi ve standartizasyonunu geliştirmeye devam ediyor. DITA'nın yapısı da dediğim gibi temel olarak XML'i baz alıyor fakat daha modüler bir yapıda. Mesela DuckBook'ta tek bir hiyerarşimiz vardı. Tek bir kitap içerisinden dokümanları yönetiyorduk. Ama DITA'da doküman parçalarımız var. Ve alt DITA'lardan ana bir doküman oluşturuyoruz. Bu yöntem bize çok daha hızlı bir şekilde doküman yönetimi imkanı veriyor ve yaptığımız değişiklikleri çok daha hızlı bir şekilde bütün dokümanlara uygulayabilmemizi sağlıyor. Örnek olarak bir DITA göstereyim size, bir DITA haritası. Bakın Learning Training'de mesela DITA Learning Map. Bir örnek açalım. Bakın bu bir DITA haritası. İçerisinde alt DITA'lar bulunan bir hiyerarşik yapıyla oluşuyor bu şekilde. Siz buna istediğiniz gibi başka DITA'lar oluşturup, onlar dediğim gibi XML dosyaları, uzantıları DITA. Siz bu şekilde farklı kombinasyonlar oluşturup, aynı dokümanı farklı farklı ana montaj gibi düşünün. Ana montaj dosyalarında yani map dosyalarında istediğiniz gibi tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Örneğin bir bakımda bir uyarı bölümünüz vardır. İşte uyarı güvenlik anahtarını açmadan sistemi çalıştırmayınız gibi bir uyarı hazırladınız ve bu çoğu kullanıcı kitabınızda, çoğu yerinizde uyarı olarak geçiyor. O zaman bu uyarıyı tek bir DITA dosyası halinde hazırlayıp istediğiniz dokümanların içerisindeki yapıda bulundurabilirsiniz ve o dokümanda artık tek doküman olduğu için, tek bir DITA dosyası olduğu için isterseniz 500 dokümanda hala geçiyor olsun. Siz buradan gelip değiştirdiğiniz zaman tek bir seferde değiştirdiğiniz an sistem otomatik olarak o dokümanların içerisindeki yapıyı da değiştirecektir. Mesela örnek bir DITA'ya bakalım. Genel olarak bir farkı yok. Burada paragraf direkt P olarak geçiyor. Taglerin açılımları dediğim gibi customize de edilebilir. İsterseniz bunları kendi şirket standardınız varsa o standartlara göre de oturtabilirsiniz. Onun bir önemi yok ama burada P olarak geçiyor DITA dosyalarında paragraf bölümü. Bu şekilde aynı XML dosyaları aynı şekilde oluşturulmuş durumda. Kullanım ya yapı olarak bir farkları yok. Dediğim gibi ana temel farkı sizin map dosyaları oluşturup bu alt parçaları bir yapıda birleştirebilmeniz. Sonra direkt bu yapının çıktısını sistemden alabilirsiniz. Şimdi mesela örnek olarak bu dosyanın çeşitli çıktılarını alabiliriz. Önce bir DuckBook örneği açalım. Az önce açtığımız DuckBook örneğini açıyorum. Bunda çeşitli çıktı şeyleri deneyelim. Formatları. Bu dokümanı şimdi publish edelim. PDF olarak deneyelim önce. Bakın, 2018 default style sheet'i kullanıyorum şu an ben. Bu style sheet'e göre çıktımı alacak. Burada dediğim gibi çeşitli style dosyalarınız, farklı farklı stil dosyalarınız da olabilir. Çeşitli dokümanlara özel. Onları da kullanıp çıktı alabilirsiniz. Ama ben şu an aynı XML dosyasıyla, aynı stil dosyasıyla çeşitli çıktı formatları alacağım ki aynı stil dosyası neler yapabiliyor görelim. Şimdi masa üstüne alıyorum. Bu dosyayı okay, üzerine yazsın. Varmış zaten.
Bakın benim stil dosyamla gördüğünüz gibi çok farklı çıkan dosyam. XML'im burada. Ama çıkan dokümanım bu şekilde stil dosyası hazırlandığı için tamamen PDF baskısı bu şekilde oldu. Bakın içindekiler bölümü otomatik oluşturuldu. Görüntüler stil dosyasında nasıl ayarlıysa o şekilde grafikler oluşturuldu. Bu şekilde en aşağıda bir indeks sayfamız var. Bu şekilde dokümanımın PDF'ini bana oluşturdu. Şimdi bu PDF çıktısıydı aynı style'la. Başka bir şey alalım. Mesela HTML çıktısı alalım. Önce bir HTML için klasör açayım isterseniz. Çok dosyası olduğu için burası karışacaktır. HTML diye bir klasör oluşturalım ve bu klasöre çıktı alalım. Şimdi HTML çıktısındaki amacımız tabii ki bir sitede bu dokümanımızı yayınladıysak o sitenin görünümünü alacaktır. Bakın aynı stil dosyası, aynı XML dosyası ama aldığım çıktı çok farklı HTML tarafında. Çünkü stil dosyasında eğer HTML çıktısı alınacaksa yapılacak kurallar belirlenmiş durumda. Bunların da hepsi linkli. Burada iki boyutlu direkt resim değil de Creo Illustrate dosyaları kullanmış olsaydık 3 boyutlu HTML çıktısında ve web çıktısında istediği gibi kullanıcı buradaki görüntüleri çevirip zoom yapıp işte yakınlaştırıp uzaklaştırıp pan hareketlerinde yapabilecekti. Şu an buradaki örnekte sadece grafikler var. Şimdi bir de şeyi düşünelim. Bu bir eğitim kitapçığıydı ve biz aynı dokümanı şu klasörü sileyim. Yeni bir klasör oluşturalım buraya web adında. Web klasörü oluşturuyoruz. Şimdi ben bir eğitim hazırlayacaktım. Online bir eğitim diye düşünelim. Ve online eğitim ve kullanıcılar girip bu eğitimi görecekler. Online bir şekilde yapacaklar. O zaman bir web çıktısı alabilirim yine Arbortext üzerinden. Bakın aynı şekilde yine aynı stil dosyası, aynı XML dosyası ile çıktı alacağım. Bu sefer for web için diyeceğim. Çıktısı alalım. Bakın buradaki yapıda farklı direkt bir help dosyası gibi, bir yardım dosyası gibi oluşturdu. Buradaki stil tamamen farklı mesela. Bakın burada artık objeleri kitaplar halinde ayırmış ve bölümler bu şekilde. Dediğim gibi sonuç olarak tek bir XML dosyası kullandık. Tek bir stil dosyası kullandık. Ama aldığımız sonuçlar ve görünümler hepsi birbirinden farklı oldu. Arbortext çıktı olarak burada aynı zamanda mesela RTF dosyası olarak da alabilirsiniz. Zengin metin belgesi olarak. Bu biraz daha mesela çeviri işlerinizde işinize yarayabilir. Hani edit edilebilir bir çıktı istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Bu direkt size zengin metin belgesi şeklinde verecektir. Bu da direkt normal çıktı şeklinde veriyor. Word çıktısı olarak yani RTF zengin metin belgesi uzantısı olarak da dokümanı alabilirsiniz. Ayrıca cep telefonlarına uygun olarak ya da herhangi bir EPUB okuyucuda okunacaksa buradan EPUB alabilirsiniz.
Ne gibi çeşitli seçenekler var burada. Önemli olan sizin style dosyanızın ve XML'inizin bu görünümleri ayarlı olmasında geçiyor. Şimdi bir de isterseniz Ditamap'ten çıktı alalım. Bakalım yeni bir Ditamap oluşturalım. Örnek açalım bir Ditamap'imizi. Bakın burada da bir yapı var. Eğer komple bütün dokümanı çıktı almak istiyorsanız direkt gelip map dosyasından çıktığınızı almanız gerekiyor. Eğer herhangi bir dokümanı açıp onun üzerinde çıktı alırsanız sadece o kısmı çıktı verecektir sistem. Direkt bütün dokümanı alabilmeniz için ana map bölümündeyken mesela buradan da bir PDF çıktısı alalım. Bu sefer Dita'nın style sheet'ini kullanıyoruz. Farklı bir style sheet kullanıyoruz. Buradaki style sheet bu şekilde ayarlıymış PDF'de. Az önceki yeşil kenarlıkla aldığımız dokümandan tamamen farklı. Şekilde bir çıktı alabildik. Şimdi ilerleyen dönemlerde bu Dita parçalarını ve XML parçalarını aslında Winch ile yani PLM sistemleriyle entegre bir şekilde kullanabiliyoruz. Service Information Manager dediğimiz bu dokümanları ayrı ayrı sistem içerisinde yönetebilen ve direkt sistem içerisinden çıktı almanızı sağlayan bir yapı mevcut Winch içerisinde. Haziran ayı içerisinde yine bu şekilde bir webinarımız olacak. Service Information Manager ile alakalı. O kısma direkt PLM sistem üzerinden bu dokümanların yönetilmesi kısmına orada değineceğiz. Şu an sadece editör ve styler'ın standalone kullanımını görüyoruz. Şimdi bu peki stil dosyaları nasıl oluşturuluyor? Şimdi ona bakalım. Yine bir örnek doküman açıyorum. Şimdi bir örnek dokümana bağlı stil dosyasını açmak istersek gelip Styler'dan Open Style Sheet diyoruz. Ve hangi şu an Style Sheet bağlıysa bunu şey yapabiliriz. İsterseniz farklı farklı daha başka Style Sheet'ler de ekleyebilirsiniz. Bakın şu an Default Style Sheet'i kullandığımız için değişiklik yapmama izin vermiyor. Yani bir Save As deyip böyle yeni bir stil dosyası olarak kaydedeceğim ki değişikliğe izin versin bize sistem. Evet. Şimdi bir Styler ekranını açtığınızda bu şekilde genel bir ekran geliyor karşınıza. Bu editör tarafıyla entegre şekilde çalışıyor Styler bölümü. Şimdi bakın geldiğinizde sistem içerisinde şöyle göstereyim. Tag görünümümüzü de açalım. Mesela bir title'a tıkladığınızda Styler bölümünde de hangi stil ayarları etkiliyorsa o dokümanın o parçasını direkt oraya gidersiniz. Sizi oraya yönlendirir. Hani başka mesela contents bölümüne gelelim. Bu içeriklere geldik. Bunlar şey değil. Bakın chapter altındaki title'a döndü şu an. Buradaki bölüme geldiğimiz zaman figür altındaki title'a döndü. Çünkü bu bir görüntünün altındaki figür olarak geçiyor. Figür yazısı olarak geçiyor. Yani dediğim gibi bu şekilde entegre en azından hangi parçanın nereden görünüm aldığını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi Styler'a genel olarak bakacak olursak, Styler sizin XML dokümanı içerisinde kullandığınız etiketlere göre, taglere göre ayrı ayrı şekillerde ayrı ayrı şekillerde
stil vermenizi sağlayacaktır. Şimdi burada bakın bir sürü etiket var. İşte book, info, chapter'lar, chapter'ın altınlarını açtığınız zaman değişik kurallar. Bu kurallara göre ben istediğim dokümanı, istediğim bölüme direkt ayrı stillendirme yapabiliyorum. Stillendirmeyi nasıl yapıyorum? Alt tarafta gördüğünüz şekilde direkt chapter'a mesela geldiniz. Burada text işte hangi fonttan oluşacak? Fontunun boyutu ne olacak? İşte hidden derseniz şu şekilde bakın yukarıda çıktı bölümleri var. Mesela ben bunu PDF'de bu bölümü görsün istiyorum. PDF çıktısında. Ama mesela PDF'de yes yapıp aynı bölümü işte HTML'de no diyebilirsiniz. Bu size ne sağlar? Bir çıktı aldığınızda o bölüm eğer PDF çıktısı alındıysa gözükür. Bir HTML çıktısı aldığınızda işte webde yayınladığınızda gözükmez. Bu gibi ayarları da yine styler içerisinden yapabilirsiniz. İşte girintiler, çıkıntılar, sonraki boşluklar, önceki boşluklar, herhangi bir otomatik text gelecek mi? İşte numaralandırma yapılacak mı? Onların ayarları. Sayfada boşluk bırakılacak mı? Eğer mesela bu imajsa ya da bir tabloysa bundan sonraki sayfadan, bundan sonra direkt yeni sayfayla devam et gibi birçok stil ayarı var. Ve bu stiller dediğim gibi birçok farklı koşullarda uygulanabiliyor. Mesela bir editöre geldiğiniz zaman burada insert condition dediğinizde çeşitli şartlar oluşturabiliyorsunuz ve şartlara göre stillendirme yapabiliyorsunuz. Mesela biz bir if condition oluşturalım diyelim. Tabii bir tane test oluşturmamız lazım. Bakın, chapter elementinde ben çeşitli attribute'ları var. Mesela language attribute'u. Eğer buradan İngilizce ise mesela diye bir koşul uyguladım. Şimdi bu koşula bakın geldi buraya direkt chapter'ın altına bunu yazdı. Direkt koşulum. Artık chapter'lar verdiğim ana stil dosyalarından, ana stil ayarlarına giderken eğer ben bir yerde herhangi bir tag'in attribute'una İngilizce girdiysem language değerine ona mesela tamamen ayrı bir stillendirme yapabilirim burada. İsterseniz direkt ID'ler de verebilirsiniz. Yine buradan condition deyip mesela attribute test deyip burada bir ID de belirleyebilirsiniz. Hani herhangi bir numara işte ID'si şu şu olanlar ayrı bir stiller oluşsun. Olmayanlar şu stille oluşsun gibi. Ya da şey diyebilirsiniz. Bakın burada mesela bir önceki ana tag'i book olanlar ayrı, part olanlar ayrı gelsin gibi. Birçok ayar var stillendirme yapabileceğiniz. Bunları işte genelde eğitimlerimizde gösteriyoruz tek tek nasıl ayarlandırma yapabileceğinizi. Ayrıca burada property setler var. Artık tagleri bırakıyorum yavaş yavaş. Property setlerde standart ayarlar oluşturabilirsiniz. Ve bu standart ayarları taglere gelip otomatik olarak atayabilirsiniz. Mesela gelelim şöyle. Şurada gördüğünüz gibi Property Setler bölümünde tag'e geldiğiniz zaman burada da hazır sizin daha önceden yaptığınız ya da standartta hazır olan ayarları direkt buraya kullanabilirsiniz. Burada da bu ayarların yönetimi var. Buradan istediğiniz gibi kendiniz yeni default ayar da ekleyip burada kullanabilirsiniz. Sayfa ayarları var. İşte sayfaların yapısı, layoutlar nasıl olacak, dokümanlar nasıl bu layoutlara göre davranacak, bunların ayarları.
İçindekilerin ayarları var. Table of Content ayarlarınız var. Burada generated text'ler var. İşte otomatik yazılar oluşturacaksanız, belirli bir tag'in içine standart bir yazı gelmesini istiyorsanız ya da belirli bir kurala göre belirli bir yazı gelmesini istiyorsanız onların ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Dediğim gibi styler çok daha derin editöre göre tabii ki. Genel ayarlarınızı buradan yapıyoruz. Şimdi Styler'da direkt tabii preview imkanı da var. Çok daha hızlı bir şekilde çıktı yapmaktansa buradan çok daha hızlı bir şekilde publish eder. En azından dokümanın nasıl çıktığını, hani nasıl çıkacağını bir ayarladığınız şeyin görünümünü buradan hızlıca bakıp karar verebilirsiniz. Neye göre nasıl çıktı alıyorsunuz. Daha sonra çeşitli format ayarları var çıkıp verebildiği. Normalde sistem Arbortext Styler default olarak kendi app'ini kullanıyor. Formatta, Styler formatında. Nokta Styler uzantılı bir dosya oluşturur. Ama siz farklı amaçlar için kullanıyorsanız, hani Arbortext dışında benim stil dosyasına direkt XSL formatında ihtiyacım var derseniz, Styler bunları çıktı olarak da size sağlayacaktır. İşte direkt XSL dosyalarını buradan çıktı alıp farklı uygulamalar içerisinde de kullanabilirsiniz. Genel olarak Styler bu şekildeydi. Editörü de gördük. Hani editör ve Styler'ın genel kullanımı böyle. Son bir şeyden bahsedip yavaş yavaş bitireceğim. Arbortext ürünlerinde editör ve Styler'la direkt lokal olarak dokümanı düzenleyip Styler tarafından da çıktığınızı alabiliyorsunuz. Eğer Styler olmasaydı ben burada direkt publish diyemeyecektim. Bu Styler'ın yaptığı bir özellik burası. Eğer kurumsal bir ortamda bunu çalıştırmak istiyorsanız Arbortext Publish Engine adını verdiğimiz direkt bir server üzerinden publish imkanı sağlayan üçüncü bir yazılım var Arbortext tarafının. Publish Engine bir server'a kurulduktan sonra istenilen şekilde buradan şöyle göstereyim. Şurada bir ayarı var. Publish Engine'in. Burada Publish Engine'e geldiğiniz zaman siz artık o server kurulduktan sonra Publish Engine server'ı burada editöre tanıttığınız zaman mesela şirketinizde 10 tane editör kullanıcısı olsun gelip buradan publish yaptıkları zaman direkt merkezi Publish Engine onlar adına buradan publish'i yapacaktır. Bu da çoklu kullanım senaryolarında ve PLM entegrasyonlarında özellikle önemli. Çünkü artık kullanıcılar bu information Service Information Manager ile beraber genelde yapıyı Arbortext Editor üzerinden değil de PLM sistemi üzerinden yapıyı oluşturup direkt çıktı alma yönüne gideceklerdir. Öyle bir durumda Publish Engine'de direkt merkezi bir çıktı sağlayacağı için çok daha uygun bir çözüm olacaktır. Ama genel lokal kullanımda Styler'da direkt gördüğünüz gibi çıktı alabilme imkanı sağlıyor. Bugünlük webinarımız konuları bunlardı. Siz beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.